söylenmesi bile anlamsız. Anılması bile saçma. Tanrı'nın sesini Sinay Dağı'nda duyduktan sadece ve sadece 40 gün sonra. Bene İsrail'in nasıl böyle bir yanlışı yaptığını anlayabilmek imkansız. Kimi bu yanlışı sadece 3000 kişinin yaptığını söylemekle abunur, kimi olayı karıştıran erevrav yani karışık olanlardır diye geçiştirir durur. Ama ortada bir yanlış vardır ve o yanlışın vebalini kim üstlenmelidir? Bilgeler Moshe Rabenu'nun bu vebali, bu sorumluluğu tartışmasız üstlendiğini söylerler. Benim halkım, benim eğitim verdiğim halkım bu yanlışı yapmıştır. Ve Moşe onlar için dua etmekten geri kalmaz. Kendisinin kitaplardan silinmesi pahasına da olsa Tanrı'nın onları affetmesini ister. İşte bu gerçek bir sorumluluk örneğidir. Biz genellikle sorunları halının altına süpürmeyi, sorumlulukları ortadan kaldırmayı, sorumlulukları paylaşmak için insan aramayı severiz. Ancak Moşe farklıdır. Moşe tek başına sorumluluğunu üstlenmiş ve Tanrı'nın bizi affetmesi için yapması gereken duayı çok rahat bir şekilde gerçekleştirmiştir. Tanrı da ona cevap vererek Mişkan'ın inşası için emir vermiştir. Mişkan altın buzağı günahından dolayı affedildiğimizin net ve açık bir kanadıdır şabat şalom